Merhaba dostlarım. Bugünkü ürün tanıtımımız yani ürün tecrübemiz elime yeni geçen bu teyiple alakalı. Fiyatı oldukça uygun. Özellikleri de yerinde. Güçlü ses çıkışı falan var. Yani ucuz yollu bir teyip arayanlar için tercih edilebilecek. Kingwin KV3000 teyip. Arkadaşlar teyibin dış görüntüsü oldukça güzel. Şimdi size bağlayıp hani ne gibi özellikleri var onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar teyip Bluetooth'lu. Bu çok iyi bir şey. Yani telefonla görüşme yapabilirsiniz. Telefonunuzdan müzik açıp teyibinizden dinleyebilirsiniz. Oldukça güzel bir şey var. Hani Bluetooth özelliği idare eder. Tabii çok üstün teyiplere kıyasla çok iyi değil ama yine de iş görecek seviyede. Yani kötünün iyisi diyebilirim. Şimdi teyip de İki tane amfi çıkışı var. Bu çok güzel bir şey. Anten girişi. ISO soket ile çalışıyor. Yani bu sebeple araçların çoğuna direkt soketle hiç uğraşmadan takılabilir. ISO soketle çalışıyor. Dediğim gibi iki tane amfi bağlantısı var. Görüntüsü oldukça güzel. Şöyle teybimizi açalım. Sizlere göstermeye çalışayım. Bakın teybi açtık. Ve sesini kısalım. Radyo kısmına girmeyelim. Evet, teyip bu şekilde. Ekran görüntüsü bu. Hani şu an flash açık olduğu için tam net görünmese bile oldukça güzel bir görüntüsü var. Çaldığı şarkıları gösteriyor arkadaşlar. Yani hangi şarkıyı çalarsa onu gösteriyor. Bakayım şurada bir flash bellek var mı? Var. USB oynatıyor. Bakın burada yeri var. Burayı çıkartıyorsunuz. USB belleğinizi takıyorsunuz. USB belleği taktıktan sonra onun otomatik okuması lazım. Gördüğünüz gibi USB belleği hemen okudu. Şarkıyı çalmaya başladı. Dediğim gibi şarkının ismi burada çıkıyor arkadaşlar. Yani hangi şarkıyı çaldığı şarkının ismi çıkıyor. Aha bakın gördüğünüz gibi başladı. Şarkının ismi çıktı. Onun dışında dediğim gibi Bluetooth bağlantısı var. Bluetooth bağlantısına da şu şekilde giriyorsunuz. Şuradaki mode tuşuna tıklıyorsunuz. AUX tıklıyorsunuz. BT. BT yazan Bluetooth arkadaşlar. Bluetooth menüsüne girdikten sonra telefonunuzda bu Bluetooth'a bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim telefonla hani kamerada çektiğim için hani tam bir gösteremeyeceğim. Ama şöyle Bluetooth menüsüne geldikten sonra telefonunuzun Bluetooth'undan bu kar teyp mi? Öyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Bluetooth menüsüne geldikten sonra telefonunuzun Bluetooth ekranında bunun ismi çıkacaktır. İsmi çıktıktan sonra tıklıyorsunuz. Direkt bağlanmış oluyor. Bağlandıktan sonra telefon görüşmenizi yapabilir. Telefonunuzdan müzik açıp dinleyebilirsiniz. Oldukça kolay, basit bir işlem. USB var. Bluetooth var. Telefonla görüşme var. AUX var. Burada hafıza kartı girişi var. Yani çok yönlü bir teyip, iki tane amfiyi aynı anda çalıştırabiliyor. Yani 150 lira civarlarında bir teyip, 150-200 lira arasında bir teyip arıyorsanız tavsiye edebileceğim ürünlerden biri arkadaşlar. Hem güzel bir görüntüsü var, hem zarif bir şey tarzı var, hem iki amfi çıkışlı, hem ISO sokette, hem Bluetooth görüşme yapabilen, AUX hafıza kartı, USB'yi çalıştırabilen. Dizayn olarak da oldukça iyi olan bu teybin özellikleri bu kadar arkadaşlar. Şu köşeden açılıp kapanıyor. Bu mode tuşuyla modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. USB, AUX, Bluetooth menü, radyo. Bu kısım zaten bütün teyiplerde aynı arkadaşlar. Şuna basarak radyonun frekansını değiştiriyorsunuz. Bakın o frekans otomatik buluyor. Şu kısımdan saat ayarlanıyor. Bakın. Bu kısımdan saat ayarlanıyor. Mikrofonu burada. O yüzden mikrofonu şu kısmın önünü kapatmamaya çalışın kullanırken. Şu kısımdan da reset atılıyor arkadaşlar. Bakın res yazıyor ya. Buraya ince bir toplu iğne gibi bir şey soktuğunuzda, basılı bıraktığınızda reset atacaktır. Bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu tecrübem umarım size faydalı olur. Teyip küçük miktarlarda bütçeye sahip kişiler için iş görecek düzeydedir. Bu sebeple tavsiye edebilirim. Önemli özelliklerinden birini unuttum, onu da söyleyeyim.
4 çarpı 60 watt, yani her kanalında 60 watt ses gücüne sahip. Hani bu gerçek değer mi onu bilmiyorum, hani ölçemediğim için. Ama eğer ki gerçekse çok iyi bir şey. Yani üst düzey teyplerde bile bu 60 watt olayını bulmanız zor. Yani buna da dikkat ederseniz sevinirim. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Tecrübelerimden faydalanmak isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.